dua, Arapçada çağırmak, davet etmek, rağbet göstermek, yardım talep etmek, ismen çağırmak, tesmiye manalarına gelir. Terim olarak dua, yaratılmış insanın bütün benliğiyle Yüce Allah'a yönelerek ondan istek ve dilekte bulunması demektir. Dua etmek için kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de birçok emir ve işaretler vardır. Yüce Allah, Mümin Suresi 60. ayette şöyle buyuruyor: "Bana dua edin ki size karşılığını vereyim." Bakara Suresi 186. ayette, "Ey Muhammed, kullarım beni sana sorarlarsa, bilsinler ki ben şüphesiz onlara yakınım. Benden isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar da davetimi kabul edip bana inansınlar. Doğru yolda yürüyenlerden olsunlar." buyurulmaktadır. Allah Celle Celalü Furkan Suresi 77. ayette de ki, "Sizin dua ve kulluğunuz olmazsa Rabbim size ne diye değer versin?" İnsanın yüce yaratıcıya karşı yapmak zorunda olduğu kulluk görevlerinden biri de duadır. Sevgili Peygamberimiz, dua bir ibadettir buyurmaktadır. İnsanoğlu hangi tür inancı taşırsa taşısın, hiçbir zaman dua etmek lüzumunu hissetmekten uzak kalmamıştır. Çünkü insanoğlu yaratılışı gereği daima üstün bir kudrete bağlanmış, ona inanmış ve ondan yardım dilemiştir. İşte dua, bu inanışın dile getiriliş biçimidir. Aslında dua, kelime anlamı bakımından Allah'tan yardım dileme anlamına, çağrıda bulunmak, davet etmek, yardım ve esenlik istemek anlamlarına gelmektedir. Allah ona rahmet etsin. Muhammed Hamdi Yazır duayı şöyle tarif etmektedir: "Dua, küçüğün büyükten, acizin kadirden hacet ve arzusunu talep ve ricası demektir." Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayete göre Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur: "Allah'a duadan daha üstün bir şey yoktur." Enes bin Malik radıyallahu anh'den rivayete göre Peygamber aleyhisselam şöyle buyurmuştur: "Dua, ibadetin iliği, beyni ve özüdür." Ebu Hureyre'den rivayete göre Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: "Kim Allah'tan istemezse, ona dua etmezse Allah o kişiye gazaplanır." Numan İbni Beşir anlatıyor: "Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, dua ibadetin kendisidir buyurdular ve sonra şu ayeti okudular: Rabbiniz, bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi kibirlerine yediremeyenler alçalmış olarak cehenneme gireceklerdir." buyurdu. Cabir radıyallahu anh Peygamber aleyhisselamın şöyle dediğini işitmiştir: "Her bir Müslüman Allah'a dua ettikçe Allah onun dileğini yerine getirir ve benzeri bir kötülüğünü ondan siler. Bu dua günah için ve akrabayla bağını koparmak için olmadığı sürece böyle devam eder."